Beyler bayanlar selamlar. Biraz önce, birkaç saat önce 1.29 güncellemesiyle ilgili neler gelebilir? Niye bu kadar yüksek? Ne olacak? Ne bitecek? Acaba Cold War'un etkisi olacak mı diye bir video hazırlamıştım. Neler değişecek diye. Onun üstüne de hemen 1.29 güncellemesi geldi. Tüm detaylar paylaşıldı. Haydi gelelim şimdi neler değişmiş? Bu sefer net olarak sizlerle paylaşayım. Öncelikle playlist'te Shipment ve Shoot House geldi. Bu ne demek oluyor? Eğer Damascus kasıyorsanız bıraktığınız yerde, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz Damascus kasmak için en iyi haritalar Shipment ve Shoot House. O yüzden bir an önce kaçırmayın. Tekrardan playlist kalkmadan kasabildiğiniz kadar, ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin arkadaşlar. Warzone'da ise çok büyük bir değişiklik oldu. Warzone'un önünü açtılar diyebiliriz. Peki ne bu değişiklik? Artık özel lobo oyunları başlatabiliyoruz. Tabi herkes lobo oyunları başlatamayacak. Belli başlı şartları var arkadaşlar. Ne peki bu şartlar? Warzone için 50, Plunder için 30 ve Mini Royale için 24 kişi lobide olması gerekiyor. Ondan sonra oyunu başlatabilecekmişiz. Mask olan da buydu. Çünkü herkes solo olarak oyun başlatsa zaten dandik olan serverları iyice patlardı, kaldıramazdı. Peki ne olacak arkadaşlar? Bu sayede artık daha düzgün turnuvalar görebileceğiz. Daha fazla turnuvalar olacak. Özetle e-spor olarak önünü birazcık daha açtılar gibi. Neyse göreceğiz bakalım. Oyunda da birçok hatayı düzeltmişler. Ama bu sefer bir düzelttikleri hata beni üzdü. Beni üzdü. Ben de kullanıyordum exploit'i. Size de göstermiştim. Ne arkadaşlar? Hani Plunder'da paraşütle sürekli atlayıp level kastırıyordu ki AFK şekilde. Onun önüne geçmişler. Artık Plunder'da paraşüt ne kadar ayarlardan kapatsanız da paraşüt otomatik olarak kendisi açılıyor. Düzeltilen diğer bir hata ise arkadaş listesinizde normalde ben Ahmet'i çağıracaksam Ahmet'in üstüne gidiyorum, bakıyorum Ahmet'in üstünde Mehmet yazıyor. Farklı farklı isimler yazıyordu arkadaşın üstünde, isim listesi karışıyordu. Onu 3 sezon sonunda artık fark etmişler, düzeltmişler, sağ olsunlar. Bir diğer sıkıntımız ise yine 2 sezon öncesinde çok sık yaşanıyordu. Bu sezonda tekrardan başladı. Öldüğünüzde ölüm ekranında arkadaşınızı izlerken ya da başka birisini izlerken silah böyle kocaman piksel piksel oluyordu. Tüm ekranı kaplıyordu. Hiçbir şey göremiyordunuz. Onu gidermişler. Bir de Armored Royale'de bir şey düzeltmişler. Detayına çok bakmadım ama orada Armored Royale benim gözüme çarptı. Normalde playlist'te Armored Royale eklemedikleri halde niye onda bir hatayı düzeltip bunu paylaşmışlar diye düşündüm. Büyük ihtimalle Armored Royale'de önümüzdeki oyun modlarında görüyor olacağız. Yoksa neden paylaşsınlar değil mi? Ve oynanışı etkileyecek diğer bir değişiklik ise arkadaşlar artık Juggernaut'u fazla görmeyeceğiz. Neden görmeyeceğiz? Çünkü bu gizli buraya blueprint'i alıyorduk ya, gidiyorduk bir bulmaca çözüyorduk resimlerden, sonra gizli metro istasyonuna gidiyorduk, orada kesin Juggernaut alıyordu. Artık oradan Juggernaut loot'unu kaldırmışlar, o yüzden oyunda daha az Juggernaut göreceğiz. İyi mi oldu kötü mü oldu karar sizin. Ben arada sırada Hakkı'yla birlikte keyif için oradan alıyorduk, eğleniyorduk, yapıyorduk. Karar tamamen sizin arkadaşlar. Peki sizce tüm bu güncelleme 30 GB'lık bir güncelleme mi? Yoksa bir önceki videoda paylaştığım gibi Cold War'un çıkışına bir hazırlık mı? Arka planda silah görüntüsünün paketlerini, ses paketlerini vesaireyi de yüklediler mi? Bakalım data miner'lar bir şeyler bulursa tekrardan yeni bir videoda sizlerle paylaşıyor olurum. O güne kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.